90 artı 3'ten iyi akşamlar. Ligde o milli aranın ardından 3 maçlık bir seri vardı. O seride tabii Bandırma, Samsun, İstanbulspor maçları. Baktığımız zaman ligin güçlü kadrolarına sahip 3 takımıyla arka arkaya oynayan 3 maç. Ve 3 maçta alınan 2 yenilgi, 1 beraberlik. Ligde geride kalan 7 hafta. 3 puanlı Eskişehirspor 8. haftaya giriyor ve o TFF tarafından silinen 3 puan vardı kulüp lisansı alamadığımız için. Tabi o itiraz süresi dolduktan sonra bu puan mutlaka resmi olarak federasyonun sayfasına da işlenecektir. Elde var 0. Yani anlayacağımız 7 maç sonunda 0 puanla ligde yoluna devam eden bir Eskişehirspor var. Ve önümüzdeki hafta yine 3 maçlık bir seri Eskişehirspor'u bekliyor. Ama bu maçlar fikstür gereği sahamızda oynayacağımız karşılaşmalar. Pazar günü Akhisar, hafta içi Cizre maçı ve tekrar hafta sonu oynayacağımız Keçiören Gücü maçının ardından tekrar liglerde bir milli ara yaşanacak. Tabii biz Eskişehirspor'da bu geride kalan 7 haftada neler yaşandı? 90 artı 3 kadrosuyla bunları değerlendireceğiz. Tabii bir de İstanbulspor maçı sonrası artık taraftarların birazcık artık daha önce sosyal medyada başlayan bir isyanı vardı. Artık bu tepki tesislere kadar gitti ve İstanbul maçı dönüşünde takım kafilesi tesislere girerken bir grup taraftar futbolcuları protesto etti. Bunları değerlendireceğiz. Gazeteci arkadaşım Erkan Midilli, TÜFAT Eskişehir Şube Başkanımız Sayın Ahmet Bingöl ve efsane futbolcularımızla Sayın Ahmet Karaçöl ile birlikteyiz. Bugün dördümüz bir aradayız. Her hafta dönüşümlü olarak 3 kişi yapıyorduk programı ama bugün özel bir nedenle hepimiz bir araya geldik. Hemen bu 3 maçlık seriden başlayalım. İstersen Erkan senle başlayalım. Ahmet Hocam bazen 2 haftadır dinleniyordu Karaçöl Hocam. Ahmet Hocam'a Ahmet verelim. Ahmet Hocam'dan büyüğümüz. Başlayalım o zaman. Bu hafta değişiklik olsun. Yıllar sonra ilk kez değil mi olsun, Erkan? Olsun tabii evet. Tabii. Şöyle bir sıralamayı değiştirdik. Ahmet Hocam 2 haftadır yoktun aramızda. Hem Samsun maçı hem İstanbul maçını senin yorumlarını alamadık. Önceden konuşmuştuk ama şimdi... Şimdi o zaman Bandırma maçından başlayalım. Ben devam etmedik. Şöyle söyleyeyim. Bandırma maçında tıpkı Ümraniye maçı gibi sahada Bandırma Spor'la baya kapa kapaya oynayan bir Eskişehirspor takımı vardı. Bandırma Spor'da beni gerçekten o kadar büyük transferler yapan bir takımın bu kadar kötü neticeler alması çok... şaşırttı beni. Ama Eskişehirspor Bandırma maçından sonra içeride oynadığımız Samsun maçı bana göre şu ana kadar oynanan maçların içindeki en kötü maçtı. Eskişehirspor İstanbulspor'a 3-0 kaybetti. Samsun'a 1-0 ama Samsun maçında biz sahada hiçbir şey yapmadık. Yani sahada karşılarında hiç rakip yok. Sadece topu kalesinden uzaklaştırmaya uğraşan, futbol adına sahaya hiçbir şey yansıtmayan. Hatta sanıyorum Ahmet hiç pozisyona da girmedik galiba değil mi? Hiç bir İbrahim Halil Öner'in var. Bir tane pozisyona girdiğimiz bir maç vardı. İstanbulspor maçının maçına geldiğimizde İstanbulspor maçının başlarında İstanbulspor takımı da bizi diğer takımlar gibi çok rahat başladılar. Çünkü bu da bizim için kötü bir şey. Eskişehirspor takımıyla müsabaka yapacak olan takımların tümü o kadar rahatlar ki biz Eskişehirspor'u yeneriz diyorlar. Aslında işte o aralarda bizim takımımız bir gol atsa başları derde gidecek farkında değiller. Rakibin başı derde girecek. Ama İstanbulspor maçında da bizim de takımında bunda tabii bir de tezatı var. Eskişehirspor takımı gençlerden diyoruz artık 2-3 senedir de işlerinde oynayan 7-8 tane oyuncu var. Fakat gole kadar Baya bir şeyler yapmaya çabalayan bir takım var ama golü yedikten sonra bir anda... 15 dakika, o ilk tabii 15 ki, dakika tabii. Bir savaşan mücadelelerden rakibin oyununu bozan pres baskı zaten yapan bir takım genelde, var. Zaten genelde böyle az sayıda maç oynayan bir de genç sayısı fazla olan takımlar erken gol yediklerinde müsabakadan koparlar. Çünkü yemedikçe gencin şevki artar, yemedikçe daha fazla direnci artar. O arada da gol falan bulursa puan veya puanlar da çıkartabilir Eskişehirspor takımı ama İstanbulspor maçında... O ilk golü yedikten sonra sahada futbol adına Eskişehirspor için söylenecek hiçbir şey yoktu. Hocam 180 derece birden yani bir takımda o golü yedikten sonra nasıl gardı düşer? Yani o dediğin gibi o golü yene kadar bir mücadele var, bir hırs var, bir istek var. Ama o 1-0'dan sonra şimdi, tamamen artık öyle bir teslim olmuş. Sahada savaşan mücadele, takım kimliğinden çıkmış tamam bir Eskişehirspor. Tamam da şöyle söyleyeyim. Şimdi artık
Maçlar puan maçı. Bir de Eskişehirspor'un bulunduğu konum belli. 3 puanı silindi. Gerçi şimdi listede silmedi ama silindi. 0 puanlı bir takım. O gençler bilmiyorlar mı? 8-10 maç sonra bu şekilde gittiği zaman ligin devresi gelmeden belki de Eskişehirspor takımı kendi üstündeki takımlar yani düşme barajının çok çok altında kalabilir. Gol yedikten sonra bir kere psikolojik olarak bitiyorlar. Zira yenmeye inançları yok. Çünkü takımda kim ne derse desin mesela taraftarımız da zorluyor mu? Yani bu işler zorlamayla olmaz. Eldeki kadronun kalitesiyle olur. Kalitesi bu kadar bizim takımımızın. Yani bu takım lig sonuna kadar belki bizi lig boyunca bir kere iki kere sevindirebilir. Sürpriz neticeler alabilir ama o neticelerin de sürekliliği olacağına inanmıyorum. Çünkü biz Eskişehirliyiz, Eskişehirsporluyuz. Hepimiz isteriz iyi olmasın ama kadro kalitesi var, bir takımda gerçekler var. Öyle değil mi Ahmetciğim? Kesinlikle. Gerçekler var. Gerçekler burada. Eskişehirspor takımı kim ne derse desin. Bu ligin en zayıf kadrosuna sahip olan takımı. Gençler de demin başında söylediğim gibi gole kadar direniyorlar, direniyorlar. Bir golü hele ikinci olduktan sonra Altay maçı örneğinde olduğu gibi bu sefer darmadağınık bir takım çıkıyor. Ama şöyle söyleyeyim. İstanbulspor'un ikinci yarısında da Altay maçından bir farkımız yoktu. Darmadağınık olduk bir ara. Çok da fark olabilirdi. Biz Samsun maçında da fark yiyebilirdik. Bakmayın Samsun Spor maçı 1-0 bitti. Samsun çok gol kaçırdı pozisyonuna girdi. Ekrem'in 4 tane güzel kurtarışı var. Onu yani söyleyecektim zaten. Şimdi sahada bizim takımımızın neticesi ne olursa olsun Ekrem birazcık yaptığı hareketlere dikkat etmesi gerekiyor sanıyorum. Yani daha ciddi olması lazım. Ekrem çok iyi oynuyor ama. Yani bu kadar çok pozisyon veren takımda daha maçın başında bir tane direkt dibinden yer topu çıkardı. Süper Lig'deki kalecilerin daha çok kolay kolay çıkartamayacağı bir top ve zorlanmıyor da Ekrem çok iyi kaleci olmuş. Ekrem böyle gider, işi ciddiye tutarsa seneye Süper Lig'deki bir sürü takımın peşinden koştuğu bir kaleci olur. Çünkü orada güzel bir noktaya değindin hocam. İşi ciddiye tabii alırsa. Ki. Yani bazen gevşiyor. Samsun maçında mesela tabii çok ciddi kurtarışlar gevşiyor. Yaptı ama kaleciliğe uymayan çok yapar, hareketler atar, de yaptı. Yani kaybettiriyor biraz. Ekrem'i geldiği günden beri tanırım, yapar. Ama yapmaması gerektiğini artık bilmesi lazım. Zira profesyonel ligdesin ve insanın bir hedefi olması lazım. Eskişehirspor takım bu sene burada, seneye nerede belli değil. Ama burada başarılı olan oyunculara bir sürü takımlar transfer olurlar. Şimdi dikkat edin bakın. En fazla transferde küme düşen takımların oyuncuları yapıyor biliyor musun abi? Futbolda evet. Bir bakın araştırın. Ama burada tabii sivrilmek lazım. Sivrilmek için de daha fazla çaba göstermek lazım. Daha kaliteli düşünmek lazım. Daha sahada da daha kaliteli işler yapmak lazım. Maç için ne söyleyeyim size? Şu oynadı, bu böyle oynadı, bu böyle oynadı demeyeceğim. Çünkü sahada bir takım yoktu 15. dakikadan sonra. Benim söyleyeceklerim bu kadar Muratcığım. Tamam hocam. Tabii İlhan Hoca'yı da değerlendirmemiz gerekecek sonra. Önce bir maçı değerlendirelim. Çünkü hani İlhan Hoca 3. sınavına çıktı Eskişehirspor'un başında. Hani Bandırma maçıyla başlayan bir serüveni vardı. 3 hafta geride kaldı ve alınan bir puan şunu var. Şunu söyleyebilirim. Yani şimdi artık İlhan Hoca 3 hafta oldu. Artık sahaya çıkacağı bir kadrosu olsun. Yani her hafta 3-4 tane oyuncuyla değişiklikle olmaz. Artık buradaki oyuncuları tanıdın. Her takımın iskeleti isimleri, isimleri yani. Tribünde sahaya çıkarken en az 9-10 tanesini seyircinin, maçı izlemeye gelen 10 kişi daha gelse onların sayabileceği adamlar olur. Şöyle bir hatırlayın, düşünün Eskişehirspor'un geçmişteki kadrolarını. Hala tek tek sayarız değil mi abi? Evet. Daha sahaya çıkmadan, anons yapılmadan biz kadronun ne olacağını bilirdik hepimiz. İyi veya kötü bir kadro olacak artık. Yani en tabii kötü 9-10 tanesi Ahmet hocam, ona da fırsat takır takır ona da fırsat bulamıyoruz. Sakatlık oluyor, korona oluyor, başka sakatlıklar hariç. İşte Bilal'in cezalı olması, evet. Muhammed'in sakatlığı, Bedirhan'ın sakatlığı baktığımız zaman yani bugün 4 tane ilk 11'de oynayabilecek oyuncu İstanbulspor maçında yoktu. Ondan önceki süreçte de Hamet Alimi'nin rahatsızlığı nüksetti. Onlar 2 hafta takımda yoklardı. Bir de sportif sakatlıkları da tabii ayrı değerlendireceğiz yani. Fazla patlak vermeye yalnız başladı bu sportif sakatlıklar. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben şimdi antrenmanlarda yüklenmem var. Sükutu hayale uğradığım bir şey daha var. Şimdi bütün takımlardaki yabancılara bakıyoruz biliyor musun Ahmet? Hatta şeyde dahi neydi o? TFF Ligi'nde dahi çok kalite yabancı olan oyuncular var. Mesela Adana Demirspor'da bir tane sol bek var. Harika bir adam. Ama şimdi bizdekilere baktığım zaman
Çok acemiler. Hocam 6 ay önce altyapıyı aldığımız oyuncular yani. Çok acemiler yani. Ve kaliteleri de çok sınırlı bana göre. Evet. Erkan, senle devam edelim istersen. Bu üçlü seriden başlayalım. Yani İlhan Hoca'nın gelmesinin ardından bayağı hani yazdık, haber de yaptık. Hoca'nın toplantıları, futbolcularla görüşmeleri, gerçi ayrıntılı bir şekilde böyle bir medya toplantısı gerçekleşmedi. Yönetim de birkaç aydır toplantı yapmıyor. İlhan Hoca da sanırım bu hafta içerisinde öyle bir organizasyonda kendisini ağırlayacağız gerçi ama yani bir fark yarattı gibi geldi Bandırma maçında. Alınan o bir puan da birazcık umutlandırdı ama ardından tekrar o şey başladı. Yani o güvensizlik, o güveni kaybettiğimiz zaman, o inancı kaybettiğimiz zaman işte hem o Samsun maçındaki hem de bu haftaki İstanbulspor maçındaki tablo karşımıza çıkıyor. O 3 maçlık seriyi sen nasıl değerlendireceksin? Şimdi İlhan Hoca geldikten sonra yani bir 10 günlük sürede, 10 günlük sürenin ardından Bandırma maçına çıkardı takımı. Bandırma maçında iyi bir değişim rüzgarı vardı. İşte kadro açısından, pozisyona girme açısından, mücadele açısından. Bu Samsun maçında da hepimiz tabii bunu beklenti içindeydik. Ama Samsun maçında özellikle ikinci yarıda çok net pozisyonlar verdik. Ahmet Hocam'ın dediği gibi rakipten çok büyük fark da yiyebilirdik. İstanbul Spor maçı öncesi hocayla görüş aldığımızda İstanbul Spor ligin en iyi takımlarından biri olduğunu, oturmuş bir kadro olduğunu ve hep iyi oynadıklarını belirtmişti. Nitekim biz bir 15-20 dakikalık bölümde başa baş bir oyun sergilesek de tabii ki yenilen gollerden sonra bizim takım dağılıyor. Yine maçı maalesef döndüremedik. Tabii şimdi baktığımızda hafta içi görüştüğümüz hocayla şimdi takımda Bilal cezalı, Muhammed sakat, Bedirhan sakat, Kıvanç'ın sakatlığı vardı, antrenmanlara çıkmadı. Bunun yanında Furkan Balaban Bandırma maçında hoca yedeklere göndermişti ve bu maçın ardından Samsun maçı öncesinde sakatlandığı için kadroya alınmadı. Sezgin'in belinde ağrıları vardı ve yine Erdal dizindeki sakatlığından dolayı tam olarak kapasiteyle antrenmanlara çıkmadı. Yani baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 7 tane oyuncu var. Bunlardan Furkan Balaban, Sezgin ve Erdal oynadı. Ama nasıl oynadı? İşte sağlık ekibi... Sezgin 2 haftadır iğneyle çıkıyor. Evet, iğneyle yani belinde çıkıyor. Çok ciddi bir rahatsızlık var kaptanı yani. Kaptan da burada fedakarlık yapıyor. Bunu da belirtelim. Çünkü yok yani. Kaptan da olmadığı tabii zaman yani. Savunma tamamen şimdi hoca dedi yani elinde çıkıyor. 11 tane defans oyuncusu var. Şu anda 4-4'lük sağlam olan bir oyuncu var. O da şey dedi. Kaptan Sezgin. Ama odanın da dedi, belinde yine de sıkıntısı var. İşte gitti Hasan Ulaş'ı sağ bek yaptı. Sol bekte mecburen Erdal'ı oynattı. Defansta 2 hafta aradan sonra Furkan Balaban, Sezgin oynattı. Yani baktığımızda yine hocanın dediğiniz gibi bir kadro yani bir istikrar yok. Bu maçta Erdal, Furkan Balaban, Hasan Ulaş Uygur, Onur Arı ve Berkay 5 tane oyuncu değiştirdi. Geçtiğimiz hafta da Samsun maçında Bandırma maçı arasında yine 4-5 tane oyuncu değiştirmişti. Yani kadroda da bir istikrar yok. Bir de şimdi forvetten yine mecburen orta sahaya koyuyor. Orta sahadakini alıyor, forvete koyuyor. Yani orta saha oyuncusunu sağ beke oynatıyor. Yani bir kadroda bir sıkıntı var. Hoca da diyor ki yani benim yeter ki tam olarak bir antrenmanlara çıkayım, tam olarak ben bir takım hazırlayayım, takımı ondan sonra görün. Öyle bir açıklama vardı. Ben de Cuma günü gazetemde de bunu geniş yer vermiştim. Yani ne olursa olsun yani bizim takımın mücadele etmesi lazım. Biz hani her program öncesi önümüzdeki maç için ne diyoruz? Bizim takım bu kadroyla, genç kadroyla mücadele etsin yeter. Sonuç ne olur? Bence yani 3 maçta bana göre çok bizim rakiplerimiz değil. Bir İstanbul, Samsun kadro açısından, maliyet açısından rakibimiz değil. Bandırma da iyi transferler yaptı. Çok iyi transferler yaptı. Yani son gün bile 2 tane oyuncu aldı. Öyle de yüksek paralara oyuncuları aldı. Bu 3 takımdan alacağımız puanlar bizim için bence bonustu. Evet, bonus. Ben şimdi baktığımızda yani bizim rakibimiz kim dersen bence bir Ankaraspor, bir Akhisar, ne bileyim bir Balıkesir. Akhisar'ı saymamanı da söylerim. Bak ben sana bir tekrar söyleyeyim. Akhisar takımı sezona iyi başlamadı. Ama Erkan, Akhisar'ın elindeki kadro kim bilirse evet, gitsin şu anda bu ligin en iyi 4-5 takımından biri. Akhisar lig çıkarsa bile şaşırmam. Bak lig çıkarsa bile şaşırmam. Bugün Bursa maçı ne olur bilemem. Hocam, İlk yarı 1-1'di yani biraz izledik. Hocam şimdi mücadele çok iyi kadrosu tempo var. Yüksekti yani hocam. Ama bayağı da dağıldı da kadrosu hocam. Ama iyi de oyuncular aldı gene.
Hani şimdi bir maddi olarak bir İstanbulspor ya da bir Samsunspor kadar para harcamadı ve de elindeki çok da kaliteli oyuncuları da kaybetti. Ben de şurada katılmıyorum. Ben İstanbulspor'un çok büyük paralar harcadığına inanmıyorum. İstanbul ama İstanbul'un takımı... oturmuş kadrosu var hocam. Ya bak şimdi hocam 3 yıldır bir arada oynayan. Yani ama bak, bizim bir de 2 tane de yabancı transfer yaptı. İyi de oyuncular. 7-8 tane adamda değişmeyen bir iskelet kadro var. Nereden aldıklarını biliyor musun? 8 tane futbolcunun attığı 12 tane gol vardı. 15 oldu. 8 tane gole yönelik oyuncuları vardı. 3'er tane, 2'şer tane atan oyuncuları vardı. Ve bir baktım böyle bir hani tulum çıkartmış adam. Bizim maçtan önce 6 maç. Adam full kadroda 5-6 tane oyuncu var. Ve oyuna sonra da giren isimler de gole dönük maçın kaderini etkileyen oyuncular. Kaliteleri olan oyuncular. Tabii. Şimdi Faiz Tekke'nin bugün bir sosyal medyada paylaşımı vardı. Son yıllardaki en istikrarlı sonuç 15 gol. Evet. Son yıllardaki en yüksek gol puan, oranı da var. Puan yani. Olarak da öyle. Hem puan durumu olarak hem gol sayısı olarak adamlarda öyle bir kadro i̇şte var. Hocam yani. Dedim ya oturmuş kadro. Şey bakarsan Erkancığım orada isimlere bir baktığınızda şaşıracaksınız. O kadar güzel ki şimdi bunlar çok akıllı iş yapıyorlar İstanbulspor takımı gibi. Birkaç tane takım var bu ligde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir buralarda oyuncular transfer ediyorlar Anadolu'dan. Mesela bizim Cemali gibi. Cemali gitti kadroya giriyor. Aferin Cemali. Ama genelde aldıkları oyuncuların hemen hemen tümü bu takımların altyapıdaki son yaşlarındaki oyuncuları alıyorlar. Ve en iyilerini alıyorlar. Çünkü bunlar şöyle bir düşünün. Sanıyorum 15-20 senedir Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta altyapıdan gelen bir tane oyuncu var mı kardeşim? Yok. Yok. Ne kadar kalite olursa. Sola gönderiyor. Ve nitekim de istikrarı yakalamaların en büyük etkenlerinden bir tanesi. Aldıkları yetenekli oyuncular başka herhangi bir takıma gidemedikleri zaman zaten ellerinde hazır bir kadro oluyor. Çünkü hepsi yetenekli. Onlarla uğraşmak da kolay. Bir de çok büyük rakam ama hocam o zaman oluyor. Bu da gösteriyor ki yani, squad ekibi falan da iyi adamların. Haliyle tabii ki. Neden? Çünkü istikrarlı yıllardır yani belli bir kadroları var ama her sene onlara genç oyuncular takviye yapıyor. Bir de kaliteli. Oynadıklarını da gösteriyorlar yani. Ben bu haftaki maçı seyrederken de ilginç şeyler söylediler. Ve alınan oyuncular hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş altyapısında. Hep oradan. Hep millileri almışlar. Hepsi milli. Aldıklarını. Dikkat edin. Tabii tabii. Yani şimdi zaten orada düzeni kuruyor adam. Başka yerde gitmek hani istiyor. Şey dedim de İstanbul'da ediyorlar. Zaten. Büyük para değil. Asla büyük para değil. Ya onlar... Yok Samsunspor için ben de. Samsunspor büyük para tabii. Ama İstanbulspor takımı sanıyorum bu ligin bizden sonra en ucuz takımlarından biridir. İstediği kadar kalite adamlar akıllı transfer yaptığı için kadroları evet, bu kadar iyi. Tecrübeyle gençleri çok iyi karıştı. Ha işte bizim eksimiz o. Bizde lider yok. Eğer Eskişehir Spor takımındaki oyuncuların bu kadar kötü oyuncular olduğuna inanmıyorum. Bizim şehrimizin çocuklarına. Ama bunların içinde misal şimdi. 4-5 tane 2 tane stoperi çok iyi düşün. Bizde 2 tane bek her zaman çıkar. 2 tane orta saha 1 tane çok kalite santfor olsa. Sahada her şeyi yönetir bunlar. 3 tane tecrübeli, kaliteli oyuncu değil mi hocam? En az 4-5 tane olduğu zaman içinden iyi futbolcu da çıkar. O zaman gençlerin de kaliteleri çıkar. Çünkü saha içinde yönlendirecek adamları yok. Şimdi bizde saha içinde lider dediğimiz arkadaşlar futbolu bırakmış arkadaşlar. Kardeşim şimdi kaptanımız da. Bak Beyli sakat, orası ama fedakarca sakat. Tabii. Fedakar, yani. Helal olsun. Şey evet. İki tane bizde yaşlı usta var. Ha bir de sakatlanıyorlar. Normal yani. Bir sahada kalacak. Kaldırmıyor artık. Bir sahada kalacak ama bir de sahada kalırken sahada verdiği mücadeleyle, gösterdiği kaliteyle saha içindeki oyunculara örnek olacak lider. Hocam şimdi bir Kıvanç'ı ele alalım. 20 yaşındaki futbolcudan daha çok koşup mücadele eden bir oyuncu hocam. Yani onun sakatlanması bak normal. Kıvanç'ın 20 yaşındaki çocuğun yapmadıklarını hayatım, Kıvanç yapıyor yani. O Kıvanç'ın da yanında kalite oyuncular olsa Kıvanç da çok daha iyi oynayabilir. Evet. Şimdi yanındaki arkadaşlar, şimdi Kıvanç top kazanmak için mücadele eden bir tip. Ben yaşlarıyla ilgili konuştum diye başka bir şey de söylemiyorum. Kaptana da söyleyecek bir şeyim yok. Elinden geleni yapıyor bu kadar. Geçmişte Eskişehir Spor'a hizmet oldu ama burada bir şey daha var. Benim söylediğim şu. Hem sahada mücadelesiyle hem de futbol oyuncu kalitesiyle, saygınlığıyla lider olan adamlar oyun içinde gençleri etkilerler. Maalesef şimdi de eski gençler kalmadı. Yük de birazcık gençlere binince onlar da kaldıramıyorlar bu yükü. Şöyle, değil mi hocam? Bizim zamanımızda top oynamak demek ki çok kolaymış. Muratcığım şöyle kolay. Yanımızdakiler çok kalite. Abi sen kötü oynasan da seni iyiye yönlendiriyorlar. İşin temeli bu ya. Yani. Erkan bitirme devam herhalde. Edelim istersen lafını böldük evet, böyle. Tamam ben zaten toparlayayım yani sonuçta 3 maçta hani çok umutlu muyduk? Ben çok umutlu dedim. 1 puan aldık. Yenebilir miydik? Bandırmayı da yenebilirdik.
Diğer iki maçta zaten çok zordu. Ama bir ayrı bir parantezde İnan Hoca bir gün önce adamı profesyonel yaptırıp bir gün sonra da maçta oynatması ve İstanbulspor maçında da güvenip ilk 11'de görev vermesi de yani gençlere ne kadar önem vereceğini göstergesi, inşallah başarılı olur diye düşünüyorum. Onur galiba. Onur evet. Arı için evet. Onur Arı ama yani iyi başladı ama bu hafta dedim ya fazla çocuk onun şanssızlığı bence İstanbulspor maçında ilk 11 başlamasıydı. Evet. Denk gelmesi kötü oldu. Ahmet Bingöl Hocam. Evet. Bayağı bir dinlendirdik seni. Dinliyorum zaten, güzel de geçiyor. Evet. Ahmet Hocam iki haftanın açığını kapatıyor. Yok, ben de Ahmet'i dinledim. Ben, evet. Evet hocam. Şimdi önce bir tespit yaparak başlamak lazım. Bu takım geçen sene küme düştü. Evet. Yani geçen sene bu ligin en kadrosu yetersiz olan takımlardan bir tanesiydi. Devre arasından önceye geçelim o zaman. Heh. Yani o 9 tane futbolcu gönderilmeseydi. O başka bir şey. Sonuç değişir miydi? Ha, kesinlikle değişirdi. Değişir miydi? Tabii ki değişirdi. Yani ligde... Şimdi Jesse, Messi'den falan bahsediyoruz. Tabii Jesse, Kamal, onlar Marco, olmuş olsa biz ilk 6'yı zorlarız. Bak o oyuncular olmuş olsaydı şimdi bu oyuncular da çok farklı pozisyonda. Ama onlar kafa olarak bitirmiş. Aynen. Evet. Şimdi kafa olarak bitirmesi bitirebilir. Ama siz vecibelerini yerine getirdiğiniz zaman kafa olarak biten şey tekrardan dönüş yapabilir. Parayla alakalı bir şey. Şimdi bu takım küme düştü. Düştükten sonra kadrodan da oyuncular eksildi mi? Yönetim de ikinci lige göre bir kadro kurdu değil mi? Fevzi gitti, evet. Cemali gitti. Yönetim ikinci lige göre bir kadro kurmadı. Yönetim düştüğünde bana bence şunu söyledi. Oh dedi. Ben. Değil mi? Yönetim bana göre oh dedi. Çünkü bu ligi bizim bu oyuncu kadrosuyla kaldırma şansımız yok. Bir oru tespiti yapmak lazım. Daha sonra oyuncularımız eksildi, kadromuz daraldı. Kim çıktı? İşte Demir Erkan'ın dediği gibi sağ bekte Bilal cezalı, onu konuşuyoruz. Evet. 2003 doğumlu. 2003 doğumlu Muhammed sol tarafta. İşte Cemali ile Mehmet Teyze'nin yerine gelen arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız. Hani top toplarken oyuna sürdüğümüz oyuncular diyeceğimiz oyuncular. Biz öyleydi. İki sene önce. Sağda top evet. Toplayıcıydı. Şimdi defansın göbeğinde kim oynuyordu bizde? Mevlüt de Erdal oynuyordu. Bunlar da geç katıldılar. Hazırlık dönemine katılmadılar. Zaten hani göz güven konusunda dip yapan bir takımımız var. Çünkü 16 maçtır galibiyetin yok. Beraberlikte devam ederken bir sıkıntımız var. Öyle başlarken lige başladık. Şimdi yine biz bu takımın, bu ligin bana göre en zayıf halkalarında bir tanesiyiz. Yani kadro olarak baktığımız zaman bu ligi kaldıracak gücümüz bana göre yok. Her zaman söylüyoruz. Şimdi Bandırma Spor maçında yeni gelen hoca ile beraber, İlhan Hoca ile beraber yeni hoca, yeni heyecan. Evet, her hoca yeni geldiği zaman... 8-9 günde takımla çalışma fırsatı buldu o milli arada. Çünkü çok uzun zamandan beri takım galip gelemiyor, moral bozukluğu var, işte güvensizlik var, var oğlu var. Yani bir sürü olumsuz sayabiliriz. Hava değişti mi? Bana göre değişti. Bandırma maçına gidildi ve Bandırma maçında takımın yapmış olduğu mücadele galibiyeti getirecek bir oyundu aslında. Ama beraberle bittik. Son dakikada da direkten döndük. Ne dedik? Dedik ki kardeşim takım böyle oynadıktan sonra sıkıntı yok. Hatta bütün yöneticilerime, başkanım da söylediği mücadeleden memnunuz. Biz ne diyoruz? Takım mücadelesinin alacağı her sonuç başımızın üstünde yeri var. Ama Samsun maçına geldiğimiz zaman tamamen farklı bir Eskişehirspor. İki topu, üç topu yapamayan, çok ciddi sıkıntılar yaşayan, kalecinin gününde olmasından kurtardığı birçok pozisyon var. Ki öyleyken yine oyunu tutabiliyorsunuz, 1-0 devam ediyor. Onlarla bir pozisyonum var. Eğer gelmiş olsa orada İbrahim ayağını içeri ittirse topu içeriye, 1-1 olacak. Belki daha farklı bir şey çıkacak falan falan. O araya girebilir miyim Ahmet? Tabii ki. Şimdi onu Ahmet Karaçöl hocama soracağım. Hani siz bunu futbol okullarında, altyapılarda bunun eğitimini veriyorsunuz hocam. Evet. Yan top geliyor. Ya mesela sen olsan orada hemen tık diye tek topla işi bitirirsin. Bazen de böyle bir kontrol şimdi ve ardından şut vardır. Bunları yapıyorsunuz hocam. Şimdi, yıllarda yaptığını biliyorum ben. Aşağıda Bursaspor Akhisar maçı vardı. Muhteşem bir gol attı. Ali Akman harika bir gol attı. Kesilen topu kontrol, çalım ve anında vuruş. Şöyle söyleyeyim ben yıllardır... Yani orada kontrol, çalım ve vuruş... Birinci top pozisyonu var. Birleşik hareket. Top yok yani. Eğer aynen. Taktik çalışma yapıyor sanki taktik çalışma değil. Çocuklara vuruş tekniği geliştirmesi topun şekline göre. Geliş yani ne şekilde geliyorsa ona göre bir kere bir pozisyon alması lazım. Önce pozisyon alacak ama birinci top vuruş, kontrol vuruş, driplingle vuruş. Yani kontrol, dripling, vuruş. Bunların hepsi sanıyorum yüzlerce defa yapılmıştır. Ama
Şimdi mesela İbrahim kardeşim burada pek fazla gelmedi. Geldi. Büyük yaş gruplarındaydı. Bizden farklıydı. Bizim çalıştırdığımız çocuklar da o takım eksiklikleri yapıyorlar. Konuyu dağıtmayalım. O pozisyonu değerlendirsin. İşte ben o pozisyonu değerlendiriyorum. Yani orada kontrol edeceğim derken devam edeceğim. Ahmet hocam. İbrahim kontrol edeceğim derken orada gol gitti yani bence. Ama bak işte orada teknik eksiklik ya. Evet. Teknik eksiklik. Orada birinci top vuruş yapamayacaksanız mecbursun kontrol yapma. Ama kontrolü ne şekilde yapacaksın? Vuruş ayağına göre kontrolü zaten kısa mesafede kontrol yapıp vuruş yaptığın zaman senelerce Ahmet de orta saynadı. Kısa kontrol vuruş yaptığın zaman kaleci hareketlendi. Nereye giderse gitsin golü. Gol. Ama kontrol yapacak kalite lazım. Evet yani. O pozisyonu nasıl değerlendirsin Ahmet Hocam, ardından devam edebiliriz. Biz de beraber seyrettik. Hatta işte Samsun Tüyop Başkanımızla beraberdik. Evet. Soldan yapılan bir ortaya gelişine sağ ayak içini koyabilirdi. Hiç tek tutma, tek vuruş. Başka hiçbir şey yok. Tek dokunuş. Vur tek vuruş, dışarıya giderse gitsin. Yapacak bir şey yok ama ceza sahasının içerisinden altı pasın üstü hemen tutayım, döneyim dersen elini basar alır. Evet. Ve bastı aldı. Ondan sonra zaten biz geriye düştüğümüz maçlarda zaten sıkıntı yaşıyoruz. Yani öne geçme şansımız çok zor. Çünkü çok zor gol atıyoruz. Çeviremiyoruz yani. Ve defanslarda çok ciddi hatalar yapıyoruz. Çünkü koordinasyon yok. Kademe konusunda çok ciddi hata yapıyoruz. Sezgin'in özverisinden bahsediyorsunuz. Tamam eyvallah. Ben de şimdi Sezgin de kendini seyrediyorsa ya ben niye bu kadar oynayıp da böyle kendimi rezil ediyorum diyordur muhakkak. Ama elinde başka imkan olmadığı için çıkıp oynuyor. Bu hafta mesela geçen Altay maçı keza öyle seyrettiğinde aslında nefret etmiştir futboldan. Evet. Şimdi bana göre İstanbul Spor maçında da mesela birinci golde dikkat edersek mesela Sezgin'e denk geldi adam. Sezgin yetişemedi adama, gitti birinci golü attı. İkinci golde. Penaltı pozisyonunda dörtlü çizgi halinde savunmamız var değil mi hocam? Aynen. Bak dörtlü, üç kişi geliyor. Yani sen geri giderken adam bodozlama geliyor. Bir ara pas savunmanın arkasına. Kaleciyle karşı karşıya Ekrem penaltı. Ardından gol. O bizim geçen seneden beri hastalığı. Ya, klasik hastalığımız o yani. Biz şimdi konuşuyoruz değil mi? Bak şunu yapsaydık şöyle olurdu, bunu yapsaydık böyle olurdu diyoruz değil mi? Bu söylediklerimizin yapabilmesi için oyuncunun kalitesiyle alakalı bir şey. Biz ikinci yarı başlarken İstanbul maçında oyunu yıktık rakibe. Oyunda normalde yarıya sıkıştırmamız lazım oyuncuları. Ama sıkıştıramıyoruz. Çünkü Sezgin oraya geldiği zaman geri dönüş konusunda sıkıntı var. Çünkü sıkıntımız çok büyük. Dönüşler sıkıntı yaşıyoruz. Biz orada kontrol atak yaparken adam bir ters top attı. Sezgin'le beraber aldı gitti. Sezgin'le mesela normalde şunu yapması lazım. Rakip bu taraftan giriyorsa Sezgin böyle paralel koşmayacak rakibe doğru. Rakip de paralel eşlik etti Sezgin mesela. Adam girdi, vurdu, gol yaptı. Sen burada ya rakibi kapatacaksın ya da işte açıyı daralttıracaksın. Ya da dik top atılacağını hissettiğin zaman geriye kaçacaksın. Tamam. Kaleye ondan yakın olacak. Şimdi biz mesela oyunu sıkıştıramıyoruz. Şimdi futbolun temel kuralı. Top rakipteyken alanı daralacaksın. Top sendeyken alanı açacaksın ki topu rakibe kaptırmamak için. Biz onu yapma şansımız yok çünkü geriye dönüş konusunda sıkıntımız var. Şimdi geriye atılan toplarda geri dönüşümüz sıkıntılıysa sen arkayı boş bırakamazsın. Adam çayını kahvesini içer, golünü atar gelir. Sen daha hala orta sahada pozisyonda olursun. Mesela Sezgin ki eleştirmek istemiyorum. Ben hani daha önce de söylüyordum. Sürekli konuşuyoruz. Zaten eleştirdin abi. Daha ne? Hayır. Yani şimdi adam öyle yakalanıyor abi. Yapacak bir şey yok ki. Hani çabuk bir adam olsa dönse bir an önce. Şimdi böyle dursa böyle yapsın da. Şimdi siz çok zor bir şey yani. Ahmet'in söylediği şey. Şimdi bak güzel kardeşim. Bizim takımımızın acı düşmesinin en büyük etkenlerinden biri. Biz orta sahada da, hücumda da çok çabuk top kaybeden takımız. Bir de bizim şimdi iki tane yabancı oyuncumuz var. Bakın dikkat edin topu kaybettikten sonra geriye dönüşlerini. Ben hep takip ettim. Ölü toplanan o zaman geliyorlar defansınca. Kaybetti her dört toptan sonra giriyor. Şimdi sen bir dur. Şimdi biz Sezgin diyoruz. Defans oyuncuları diyoruz. Biz topu kaybettiğimiz anda Santra'da yakalandık. Misal diyelim. Koşu yapan her adam bize gol atar. Çünkü hiç engel yok önünde. Biz hücum yaparken eğer bu kadar defansla forvet arasındaki mesafeyi açarsak zaten orayı transit gelen adamlar iki kişiyle hücum yaparken yedi kişiyle yediğimiz goller hep öyle zaten. Bizim şimdi Samsun maçındaki oyun mesafesimiz 70 metre. Her zaman öyle. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani sen 70 metrede oyunu oynayamazsın. Biz çok kaliteli oyuncu grubun olacak öyle. Biz ne zaman defansa kalabalık olabiliyoruz biliyor musunuz? Dikkatli seyredin. Şimdi İstanbul Spor maçında dedik ya bir 10-15 dakika
baya baya oynadık. Aslında gene oynamadık. Neden? İstanbulspor bizim kaleye gelirken çok fazla sayıda yan top. Yan top yaptığı zaman geriye çabuk dönüyorsun. Ya orada bir duran top yaptık. Orada Erdal vurdu. Bir gol oldu. İşte offside oldu falan filan. Ya bir varyasyon vardı orada. Yani biz fazla koşu yapmadan atak yaparken kaybettiğimiz toplardan değil. Rakip fazla yan top yaptığı zaman topun gerisine bizim sahamıza çekilebiliyoruz. İşte. Ha o zaman pek pozisyon vermiyoruz. Kalabalığız çünkü. Ama biz çıkarken yahut hücum yaparken ya 3-4 kişi olsa daha hiç set yok. Adam bir tek Mehmet Yazık orta sahadaki. O çabalıyor, yani. Çok çabalıyor. Top kazanmak için elinden geleni yapıyor. Bir tek kullanan da o var. İyi de kullanıyor. Yani sonuçta şunu söylemek istiyorum. Şimdi Erkan'ı da eleştirdim falan diye. Şimdi siz söylüyorsunuz. Hı. Hani beli ağrıyor, ağrıları var, iğneyle oynuyor. Eyvallah, saygı duyuyorum. Ama bir yerde artık yürümüyor. Yani gitmiyor olay. Öyle olunca da özveri, gösterdiği özveri kendi aleyhine dönüyor bu sefer. Evet. Olumsuz olarak dönüyor. Şimdi Sezgin tamam yıllardır bu takımda top oynuyor. Oyununu beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz. Şimdi iğne olmamış deseydim ben eleştirirdim. Yani hocam 2-3 maçtır öyle çıkıyor yani. Tamam. Ayrı bir şey bak yani. Onu koyuyoruz. Bu özveridir. Bu başka bir şey. Hani şimdi Mevlüt, Erdal, Furkan, Balaban evet. Üçünden ikisi olsa hani hoca zaten yani çünkü baktığımız zaman maçlarda o kadrolardan yani iki tanesini üç tanesini bir arada hiç göremedik. Evet. Aynı yani. Sezgin de göremedi yani. Takımımızın en büyük aczi ne kardeşim? Bakın bizim takımımızdaki defans oyuncuların hemen hemen tümü süratli ve çabuk oyuncular değil. Hepsi. Bir tek Furkan Balaban yüksek toplarda ve yerden falan fena değil. Geniş alanda fena yakalandığımız değil, zaman yani geniş alan ne dedim? Bizim defansımız öne çıktığında arkaya atılan toplarda yakalandığı zaman hangisi olursa olsun biraz süratli çabuk adam alır götürür gol atar. Kaleden hocam çıkartır. Biz o cezamızın tahtası kapandığı ilk dönem hepsi bizim çocuklarla oynadığımız zaman nasıl oynuyorduk? Kendi sahamızda yaslanıyorduk. Daraltıyorduk alanı. Kapatıyorduk. Kazandığımız toplarla öne çıkmaya çalışıyorduk ki başarılı yapan, olduğumuz tabii yapan, ki. Başarılı olan kadron da vardı hocam. Yani şimdi 3 pas yapamıyorsun ki. Aynen öyle. Şimdi bak şunu yaptık. Yani defansa ciddi sıkıntımız var. Bence hocanın bir an önce bu defansa çözüm bulması lazım. Furkan Balaban, Mevlüt, Erdal, Bilal, Muhammed bilmiyorum herhalde genç Muhammed olacak gibi. Muhammed 3-4 ay yok sol hocam. Tarafta, ay yok. Sol tarafta yine tabii bir oyuncuyu belirleyip o bloğu sağlamlaştırması lazım. Yani bu mesela orada bir ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Biz oyun içerisindeki kırılmalarımız defansta yaptığımız bireysel hatalar. Ama şimdi, hocam bak ben abi diyoruz şimdi yine sözünü kesiyorum hep, bak. Hep sakat yani. Evet işte ben de onu diyeceğim bak. Adam bak konuştum diyor ki sadece diyor Sezgin. Bak Bilal cezalı hazırlanırken. Muhammed sakat. Bedirhan sakat. Kıvanç önlü ben onu saymıyorum. Erdal sakat. Antrenmana çıkmıyor. Furkan Balaban da çıkmadı. İki antrenmana. Üçüncü, dördüncü antrenmana tamam, çıktı. Bunu oluşturması lazım. Yani İstanbulspor öbür maçlar bitti onlar. Evet, onlara çok şey yapmaya gerek yok. Bundan sonra yapacaklarımızı konuşuyoruz. Bundan sonra bu defans bloğunun buradaki dediğimiz arkadaşlardan sağlam bir iskelet. Defansta, orta sahada ve forvette ne kadar elimizdeki oyuncu iskeleti oluşturmamız lazım bizim. Şimdi her kadro biz bakıyoruz. 4 tane adam değişik, 5 tane adam değişik tabii. olduğu zaman bir önceki kadroda acaba ben bu hafta kadroda var mıyım diye düşüncesiyle olduğu zaman sıkıntı yaşar. Ya da şöyle anlar. Acaba hangi mevkide oynayacağım? Erkan. Şimdi sevgili Akif Yer şeyi gönderdi. Hani kim kaç dakika forma giymiş maçlarına. Geride kalan 7 maçta 24 tane futbolcumuz forma giymiş. 24 futbolcu. Yani 24 tane futbolcu forma giymiş. Farklı yani. Acaba bizim bu 1. ligde 7 maçta bu kadar futbolcuya forma veren başka bir takım var mıdır? Sanmıyorum. İmkansız. Hiçbir ligde yok. Ben de tahmin etmiyorum yani. Şimdi bir de şunu söylüyoruz. Mesela tecrübeli oyuncular dedi. Değil mi? Ahmet Hoca da söyledi. Erkan da söyledi. Doğru. Bir takımda 3-4 tane tecrübeli oyuncu olması lazım. Bak Bursa'da kim var? Özer var. Alıyor, veriyor, koruyor. Aykut var defansa. Tabii koruyor. Trabzon'da oynamış, Fener'de oynamış, bir sürü takımda oynamış. Ankara Spor'da oynamış. Yani bir peki, ne background'ı yapıyor? Var. Peki ne yapıyor bu adam? Yaptığı her harekette diğer arkadaşlara cesaret veriyor. Şimdi tamam Sezgin bizde tecrübeli. Sağ içinde de öyle. Şimdi, evet. Tecrübeli ama futbolcu zeki adam. Bir bakıyor ya Sezgin'in yanında adam kaçıp gidiyor gol yapıyor. Ulan diyor ki benim en tecrübeli, en güvendiğim adam bu hatayı yapıyor. Bana kim ne diyecek diyor. Yani bir şey deme şansın kalmıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Orta sahada bir derinliğimiz var. Zaten şey dedi ki Ahmetciğim hem yapıcılığı olacak hem saygınlığı olacak. Ama bir de sahadaki mücadele gücüyle kalitesi de üst düzey olacak ki o zaman o gençler bir yere gelirler. Şimdi bizim oyuncularımız çaylak oyuncular.
Çaylak oyuncu ne demek? Genç ve tecrübesiz oyuncular. Biz bu çaylak oyunculardan usta oyuncu olmasını bekliyoruz. Yeah. İşte diyoruz ki mesela taraftarların tepkisi var. Haklı olabilir. İşte bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese. Tepki var. Kaç yıldan beri biz bu formayı giyiyoruz abi? Kaç yıldan beri giyiyor? Ben ilk defa böyle tepki gösterildiğini ben görüyorum. Son yıllarda. Son yıllarda ilk defa böyle tepki gösterildiğini. Muhakkak bu taraftar bunu yapıyorsa bildiği vardır. Bir şey görmüştür ki yapıyor bunu. Yoksa 3 yediğimiz, 4 yediğimiz zamanlarda bile tribüne çağırıp desteğini verdi. O da zaten hani adam gibi oynayan sabrımız taşıyor diye. Mesela bunu biraz açıklık getirelim. İstanbulspor maçı dönüşü gece takım tesislere gelirken bir 20-30 kişilik taraftar grubu tesislere gidiyor. Bizim tam güvenlik kapısının girişinde bir emniyet görevlisi arkadaşlar da orada. Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese. Atılan slogan bu. Takım otobüsü geliyor. Ve ardından adam gibi oynayın, sabrımız taşıyor sloganları var. Takım içeri giriyor. Olaysız bir şekilde taraftarlar dağılıyor ama. Şimdi hafta içerisinde bir arkadaşım aradı beni. Dedi ki ben işte şuradayım. Eskişehir Spor'dan da birkaç tane futbolcunun ismini saydı. Onlar da buradalar dedi ama dedi çok şeyler dedi yani. Hani rahat, lakayt, keyif. Evet. Ya tabii futbolcunun özel hayatı yani. Biz hani çıkmayacaksın, gezmeyeceksin, eğlenmeyeceksin diye bir şey diyemeyiz yani. Ama o rahatsız olmuştu ondan. Ardından o takım otobüsünde herhalde bir paylaşım mı yapıldı, ne oldu? Birden taraftarlar sosyal medyada gizli bir şekilde örgütlenerek tesislere gidiyorlar. Çünkü hani çok lakaysız böyle nasıl desem, bizim ETV Başkanı Sayın Murat'ın da bir paylaşımı vardı yani çok... Lakayt lay lay modda alınan 3-0'dan sonra bir Eskişehir'e yolculuk var. Ardından hemen o tepki gösterildi. Tabii hani normal mi tepki derseniz hani bu fikstüre maçlara baktığımız zaman bence yapılır mıydı yapılmaz mıydı yani tartışılır. Ben şunu ama söyleyeyim yani, sevgili Samsun Murat. İstanbul maçlarını göz önüne aldığında dediği gibi Erkan'ın da bizim rakiplerimiz ne Samsun ne İstanbulspor. Onların da durumları belli, kadro yapıları belli. Ama diyorum işte futbolculardaki o birazcık gevşeklik demek ki rahatsız etmiş taraflarda. Çok kısa bir değerlendirme yapayım mı? Yani bu taraftarın tepkisiyle ilgili. Şimdi takım içinde bazı futbolcular var ki hani kadroya giremiyor ya da oyundan çıkıyor ya da oyuna sonradan girerken böyle hani hemen futbol çok büyük futbolcular ya böyle havalarda söylenmeler, teknik kadroya tepkiler, orada kulübedeki personele tepkiler filan. Bunlar tabii ki duyuluyor. Duyuluyor. İstanbul maçında da oldu. Samsun maçında da oldu. Yani arkadaş hemen futbolcu olmanız gençler. Bu maç bunu, skoruyla alakalı bence değil. Evet, bu yani takım zaman, bu takımla da değil yani. Bütün oyunculara tabii hedef alan. Yani şimdi biz isim verip de hedef vermek istemiyoruz ama bazıları da üstüne alınsın. Şimdi ama hepsi de alınmasın. Erkan'cığım şunu şimdi sonuçta bak Ahmet abi. Peki, 20 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan bir taraftar kitlesi de var şimdi. Taraftar 20 ya. 20 maçtır da bu kadroda olan oyuncular tabii, bunlar. Evet. Öyle mi? Tabii 19 lig yani, bir de yani, hazırlık maçı 20 tamam, maç yani. Yani 20 maç. Ben şöyle bakıyorum bu olaya. Futbolcuları daha hangi takımda oynadıklarının farkında değiller. Yani Eskişehir Spor'da oynuyorlar doğru. Ama onda da taraftarların yıllardır birazcık takımında, sessiz kalıp destek vermesi yatıyor herhalde. Birinci takımı, o birinci takımda oynadıklarının farkında değil. Onlar hala o 17, o 19 havasında devam ediyor. Çünkü bütün arkadaş grubu aynen, orada. Evet. Şimdi 8-9 tane büyük abi olmuş olsaydı, altyapıdan 3 tane genç gitmiş olsaydı. Ağzını açamaz orada. Şimdi bu adamların hepsi orada. Hepsi gene yan yana. Hiç değişen bir şey yok. Gene aynı tas, aynı hamam. Kimsenin de bir şey dediği yok. Mecburiyet var. Profesyonelliği mi kaldıramadılar? Kaldıramadılar. Kesinlikle Murat'cığım. Yani ya da şöyle kaldıramadılar bile. Akıl almaz derecede doğru bir teşhis. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hocam sen yıllarca bu çocuklarla çalışmış şimdi, ve yakından bak, tanıyan birisin yani hocam. Şimdi bu yaş grubundaki çocukların içinde şu anda A takım kadrosunda olanlardan sanıyorum 2000'li Muhammed işte 99, 2000 Furkan Balaban, Talha, şunlar bunlar. Hep aynı kadronun adamlarıydı ama. Bir tek ama, Bilal 2003 doğumlu. O ama orada bir oyun şekli bir rekabet vardı. Zira aynı yaş grubundaki çocuklarla oynuyorsunuz. Hele kalite takım olduğu zaman savaş vardı sahada. Yani. Senin söylediğin bir tane o kadar güzel bir olay var ki. Fakat hepsinde bir tane hayali vardı. Hayal ettikleri Eskişehir Spor'da o kadar kolay ulaştılar ki aynen, ona. Hiç akıllara zarar. Direkt geçti, hiç engel yok. Değil mi? Herhalde hani yani, tabii canım. Bir savaşıp da bir mücadele yani çaresizlik, elindeki kıymeti, değeri anlayamadılar. Aynen. Ya arkadaşlar bakın, rahmetli Metin, Necmi, Hüdayi, Ahmet Karaçöl, Yenal, Vedat. Biz hepimiz
Eskişehir Spor Türkiye şampiyonu olduğu seneden sonra ben Gülükspor'da oynuyordum. Ama ben Gülükspor'da oynarken genç milli oldum. Eskişehir Spor'a imza attık. Eskişehir Spor'a geldik. Eskişehir Spor'a gelmek bizim için o kadar büyük bir hayal ki akıllara zarar. Hatta ben 3-4 tane kulübe imza atmıştım. Tercihimi Eskişehir Spor'dan yana kullandım. Nasıl 3-4 kulübe imza atıyorsun? Herkes para veriyordu. İmza atıyordum ya. Ne yapayım? Parayı alıyordun ama değil mi? İade ettim hepsini. Nereden ben? Hayatımda o zaman tabii. Şeyimiz belli. Ankara Gücü geldi bana. Gençler Birliği geldi. Kütahya Spor geldi. Altay geldi. Eskişehir kim geldiyse. Atıyorsun imzayı. Sabri Kiraz. Amil takım antrenörü Candan Dumali ile beraber sabah kalktım saat 8 bir baktım karşımda Sabri Kiraz amil takım hocası Candan Dumali ile beraber oğlum biz seni Ankara Gücü'nü almaya geldik dedi uçtum. Aydın abiyle bir konuştum biz önce Eskişehir Spor'uyuz. Sana bir şey söyleyeyim Eskişehir Spor'dan 1000 lira peşin aldığımda şeyden Ankara Gücü'nden 80 bin lira alıyordum. Eskişehir Spor'u tercih ettik. Ama ne oldu? Bir tarafta 1000 lira bir tarafta 80 bin lira. 80 bin lira. Geçtin transfer oldun ne oldu abi? Şöyle söyleyeyim. Mart ayına kadar hiç maç oynamadık Ahmet. Hiç. Tamam. Ama bir şeyi yaşadık bak. Evet. Biz neyi yaşadık şimdi gençlerin kavuşalım. Ben şimdi tribünden seyrederken Ender abileri, Fethi abileri, Nihat abiyi, Koko'yu, Vahap abi hepsini seyrederken yani onların içinde olmanın bir hayal olduğunu biliyordum. Ama onların içine girdikten sonra bu kadarlık zaman süreci içinde onlarla birlikte oynarken otomatikman bizi hem kafa olarak geliştirdiler. Hem futbol olarak geliştirdiler hem de oyun bilgisi olarak. Kamuran abiler falan hepsi akıl almaz bize güzel davrandılar. Hem de otokontrol var orada. Bak hayatım hem bizi geliştiriyorlar evet. Hem bizi disipline ediyorlar. Bizi disipline ediyorlar. Neden? Abi hepsi amilli. Hepsi milli. Ama sana saygıyla sevgiyle yaklaşıyorlar. Otomatikman sen de onlara yaklaşırken farklı da. Ama ne oldu? Geldik Mart ayına bir Bursa maçı. İlk benim oynadığım maç İstanbul Spor maçıdır. 1-0 kaybettik, şampiyonluğu kaybettik. Bütün forvetler sakat, beni çağırdılar. Genç takım, Güllük'ten SS'e geçmişim. Manisa maçına çıkacaktık. Ahmet sen soyunma dedi. Manisa çıktık oynadık. Bir de 3 tane %100 gol kaçırdık. Olacağı varmış. Şey diyeceğim, evet. Diyemeyeceğim ama bir şey. O formayı o gün giydiğimde elim ayağım tutmadı. Esas ne biliyor musun? Abi 2-3 tane maç oynadıktan sonra acaba kadroya gireceğim mi diyorsun? Gene mecbursun kardeşim. 15 tane adam var 11 tanesi milli. Bana bir tane adam çıktı dedi ki. Nefes alamazsın. Yok ya şey ya bizim antrenörlerde hocam dedi baktım dedi 26-27 tane maç oynamışsın dedi. Oğlum dedim ben 20 yaşında futbolu bıraktım bizim kırıldı. Ben o takımda 3 kere kadroya girsem benim için yeterliydi biliyor musun dedi. Yaklaşmayalım fazla hocam. Bak bana, benim için yeterli olana bak 3 kere kadroya girsem diyor. Niye? Abi onur ya. Eskişehir Spor'un o kadrosunda kadroya girmişim. O bana yeter. Ha maç oynamışım. 19 evet. Sene ilk kafadan oynamışım. Tamam, o yeter. Şimdi sen oynadın bak. Girdin. Şimdi güzel bir konuya değindim. Çocuklar değil. Evet. Şimdi bakın yani bir profesyonel olup A takımına geldikten sonra verdiği mücadeleyi o formayı tabii giyene kadar verdiği mücadele ve o kadar efsane kadrodaki abilerinden aldığı bir eğitim var. Hepsi duş almadan duşa giremez bak. Şimdi, Ahmet hocam şimdi bu çocuklara yok. Dediğin gibi yani armut örnek duş ağzıma yok. Düş hemen gel evet. Der profesyonel A takım formasını verdin. Çocuk o formanın ağırlığını belki biliyordu ama birdenbire adam A takımda. Hepsine de menajerler geldi. Sen önemlisin. Oradan menajer. Şimdi yani bu çocukları da o zaman ben suç bulmuyorum ya. Ama o çocuklar da fırsatı değerlendireyim de bir üst kademe atlayayım işte, derdinde değiller şimdi, abi. Yani, ama Buldar terapi. Şimdi hala adam kadroya giremedim diye Erkan, ya da oyuna sonradan girdim diye. Erkan nasıl bir üst kademeye gelecekler? Bak kardeşim nasıl geleceğini anlattık Ahmet'le. Bak güzel kardeşim. Sahada kadron süperse o şehirden mutlaka çok kalite gençler çıkar. Bir gözlem sahada seyreder. İki ona imrenir, taklit etmeye çabalar. Üç sahaya girdiğinde yanında kalite adamlar oyuncunun kalitesini yükseltir. Onun kardeşim. Hatasını kapatırlar ama zaten. Hocam onu biz beklersek senin transferi açma şansın yok, bir şey yok. Zaten. Ben de hani, sana bir tekrar... Bu oyuncular oynuyor, ben bu oyuncular için diyorum hocam. Bak güzelim ben sana bir tekrar söylüyorum. Kısa net bundan önce de söyledim. Dedim ki kardeşim Eskişehir Spor takımının bu kadrosu ikincilikte asla bak ikincilikte asla kalamaz. Birinci ligi bırak ikinci ligde yani. Canım, bir alt ligde. Bak bu kadro kalamaz. Transfer açılır 5-6 tane adam alırsa o zaman buradaki doğru gençleri alırlarsa lig çıkar. Bak iki tane çık. Evet. Doğru gençler yalnız. Doğru gençler tabii. Doğru gençler kardeşim. Allah rızası için şimdi Arda, Doğukan, Onurhan, Buğra bunlar bu şehrin en yetenekli oyuncuları. Benim bu takımım ne yaparlarsa ne yaparsa yapsın bu takım düşer. Bunu taraftar da biliyor herkes biliyor kardeşim. Ben bir sene sonra hazırlanacaksam bir sene sonra bana faydalı olacak
Beni bir yere getirecek gençlerle oynarım. Kaybederim. Zaten kaybediyorsun. Ya abi arkadaş, Samsun maçında berabere kalsaydık hepimiz üzülmeyecek miydik bu kadar kötü futbol olur mu diye ya? Evet. Biz ne yapıyoruz? Bandırma maçıyla gurur duyduk. Düşerse düşsün. Ama şunu değerlendirelim. Yani demin söyledim ya, çaylak ve tecrübesiz, yani genç ve çaylak oyuncularla oynuyoruz. Genç ve tecrübesiz oyuncularla oynuyoruz ve bunlardan o üstte oyuncuların hareketlerini bekliyoruz. Eyvallah abi, çok hata yaparız. Hata yaparız. Biz hoca bunları çok iyi koordine etmesi lazım. Elindeki imkanları en iyi şekilde iskeletini oluşturacak. Tecrübelerle bir önceki sezon oynamış oyuncularla yeni oyuncuları karıştıracak. Mesela demin dedik ya, Onur Arı'ydı değil mi? Evet, adam evet. Çıktı Samsun maçında, girdi. Abi dedik tamam, bu işte yani. Bu maçta da kötü hiç oynamadı. Bak, çıktı her hava topunu alıyor. En azından şu. Bak en azından destek şu. Destek yok. Çıkıyor abi. Bak hiçbir şey yapma. Arkadan şişir. Çıksın abi, sağa sola düşürdüğü topları alsın adamlar, pozisyon yakalamayacak. Var böyle adam hocam, hiçbir yok şey. Ki. Yani bu da işte ne diyor? Olur işte diyor. Hem topu da Samsun tutuyor. Maçında, tutuyor hem tabii İstanbul ki. Topu da tutuyor. Toplar yok hocam. Aynen. Yani. Bak ayağını oynayın. Bak Onur topu da tutar. Onur bir de iyi vuruş yapar. Ha, Onur'un bir özelliği de vardır. Hocaya söyleyeyim. Ben mesela Onur'u, benim o 99-2000 takımım çok kalite takımdı. Şöyle, ben Onur'u bunların arasında stoper oynattım. Onur Arı'dan bahsediyorum. Tabii canım. İki tane Onur var. Stoper oynattım. Yok, Onur Arı'dan. Bir yaş küçükken. Ve bu Onur Arı kendi takımında iki senedir kim geldiyse gittiyse kardeşim, bu çocuğu hiç oynatmadılar doğru düzgene. İki maç oynar, üç maç yedek kadar. Tabii ne günah ya. Şunu tekrar altırmak çizelim Onur Arı için. Tamam, bu adam çıkıyor kafaya vuruyor falan, yarın çıkacak vuracak falan değil. Önce bu adam ligi özümsemesi lazım. Yanındakiler. Ben bu ligin... Ahmet bir başına ne yapabilir yanındakiler? Ya bak hocam, şey rahatlığı yakalaması lazım en azından. Yani şu an mesela Halil İbrahim'in yakaladığı tecrübeyi Onur Arı'nın yakalamış olduğunu düşün. Daha farklı hareket edebilir. Nereye koşacağını bilir, nerede duracağını bilir, ne zaman çıkacağını bilir, nereye topu indireceğini bilir ki yanındaki adamlar da Onur'un neler yapacağını tahmin edebilir. Ona göre hareket edebilir. Yani pozisyonunu alabilir. Ama hocam işte maçlarda Ahmetciğim, ona destek yok hocam yani. O... Ya sen onu diyeceğim. Bak Ahmetciğim. Şimdi orada onu, pozisyon alacak adam yok. Havada attığın zaman valla en iyi stoperden alabilir. Çünkü 1.93-94 ama bir şey daha var Onur. Ayağa attığın zaman ayağı topu kullanır. Onur adam eksiltir ama bir şey daha var. Onur topu aldı. Pas verecek adamı nerede bulacak? Sen şimdi eğer oyunu 70 metrede tutarsan o Onur'un oraya gelmesi için sıkıntı olur. Abi ama şimdi, kısaltman lazım Onur'a gelin. Oyunu 70 hocam, metre kısalttım Allah'a emanet. Arkası yani boş. İşte, o da sıkıntı. Forvetteki desteği ne olacak şimdi? Forvette iki orta tane sağdan bizim... gelecek, kanattan adam gelecek, hocam, destek verecek. Hocam topu attın, tamam. Onur'u orta saha, Onur'a yakınlaşması lazım ya da bir baskı yapması lazım. Canım, forvet koşu yapacak ya o top desteğe gelecek, orta saha bindirecek, ona pas kullanacak ya top kullanacak, kolaylık sağlaması lazım. Yalnız Onur'a değil. Kime top attıysa ona desteğe ve pas içinde avantaja ihtiyacı var topa sahip olan adamın. Yani sonuçta, hocam yardımlaşma da yok yani. Sonuçta şunu diyebilir miyiz yani? O da gitti kalite. Artık. O da adam, kalite. O da kalite. Şey de yani saldım gitti. Onur kaderine terk edilmiş. İleride tabii yani verdi topu şey da yapamaz. Takip et kardeşim. Sonuçta, almak için bir mücadele ver. Şimdi hoca bence de onun üzerine bir çalışma yapacaktır muhakkak. Çünkü başka şansı yok hocanın da. Ama çünkü elinde bir Halil İbrahim var. Yani iki haftadır bir sistem uygulamaya çalışıyoruz diye uygulayamadılar yani. İki abi haftadır işte o sistemi çalışıyoruz. Kadro yani. Sakatlık var. Evet. Tam kadroyu kuramıyor. Defans darmadağınık. Orta sahada istediği adamlar şimdi, yok. Ahmetciğim, yani bir sürü sıkıntı var şimdi, yani. Şimdi hoca Mevlüt. Mesela Mevlüt düzeldi. Mevlüt düzeldiği zaman bizim keşke Muhammed de sakatlanmasaydı. İyi oynuyordu. O zaman bizim stoperde pek problemimiz olmazdı. Mesela Bediren. Bediren'in bir özelliği var kardeşim. Bediren belki bu takım, belki değil mi? Kesin. Bu takımda hücum oynayan adamların hepsinden iyi oynar. Stoper oynadı adam. Bediren her yönlü çocuk, her yerde oynayabilir. Bediren geçen sene kaç maç oynadı bakın. Şimdi o zaman Mevlüt oynadı. Mevlüt girdi. Yanına Erdal oynayabilir mi? Oynamaz oynar. Mı? Furkan Balaban oynayabilir mi? Oynar. Oynar. Erdal'la Mevlüt oynadı. Furkan Balaban, Mehmet Özcan'ın yanında oynayabilir mi ön libero? Ön libero da oynar. Oynayabilir. Oynayabilir. Oynadı çünkü zaten. Gelen ilk topları kesme Mehmet açısından... Özcan da öne dönük çift taraplı orta saha oynayabilir. Yapar. Evet. Yani. Bir de Onur var orada. Furkan kalır, o gider. Ya, bir de Onur var. Onur'u da bağlasan hücuma destek veriyor. Gidiyor gole gidiyor. Evet. Onur da iyi top kullanır. Kıvanç güçlü olduğu zaman zaten hareketli. Bir şey yok. Şey öne falan kullandım. İki tane alim var. İşte. Yönetmenimiz bir ara istiyor. Evet. Yanlış anlamazsın. Ahmet hocam. Bir aradan yanlış sonra devam edelim mi? Sana. Ahmet karı söyleyeceğim. Bir ara verelim. Verelim. Yönetmenimiz. Evet, reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.